Thank you so much for joining us today for this special seminar in collaboration with Turkish Libraries Association. My name is Vanessa Fairhurst, and I am the International Community Outreach Manager at Crossref, and I work alongside Rachel Lamy, who will also be speaking today, who is Head of Community Outreach at Crossref. Together we work on Crossref's international outreach activities, including coordinating our educational live events, both online and in person, such as this one. The Crossref sponsoring program, the ambassador program, webinars, and more. We will talk more about our activities and how you can get more involved with Crossref towards the end of today's session. Bugün bize katıldığınız için Türk Kütüphaneciler Derneği ile yapılan bu özel seminere katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Benim adım Vanessa Fairhurst ve Uluslararası Toplum Destek Yöneticisiyim. Crossref'te Topluluk Destek Görevlisi Başkanı Rachel Lamy ile birlikte çalışıyorum. Birlikte hem çevrim içi hem de şahsen Crossref Sponsor Programı, Büyükelçi Programı, web seminerleri ve daha fazlası gibi eğitim etkinliklerimizi koordine etmek de dahil olmak üzere Crossref'in uluslararası topluluk destek faaliyetleri üzerine çalışıyoruz. Topluluk destek faaliyetlerimiz ve bugünkü oturumun sonuna doğru Crossref ile nasıl daha fazla ilgileneceğiz hakkında daha fazla konuşabiliriz. Bugün için konu başlıklarımız bunlar. And this is our agenda for today. So we will talk about content registration, including how to use the new metadata management tool. Then we will talk about how to update your metadata to make corrections or add more information. We will then talk about participation reports, which are a new tool, so you can see what you're registering with Crossref. And then finally, we will end with additional services and support. There will be a question and answer session after each presentation, so you can ask questions. And a few notes as well on how this will work. So to cut down on background noise, everyone is currently on mute. Please ask questions in the chat box. We will take them at the end of each presentation. And the slides and the recording will be shared via email soon afterwards. Bugün için konu başlıklarımız, toplantı gündemimiz şöyle. Öncelikle yeni metadata yöneticisi aracının nasıl kullanılacağını içeren içerik kaydı hakkında konuşacağız. Sonrasında düzeltmeler yapmak ve bilgi eklemek için metadatalar nasıl güncellenir onun hakkında konuşacağız. Katılım raporları olacak ve sonrasında da ek hizmetler ve destekler isimli bir kısım olacak. Her sunum sonrasında soru cevap kısmı olacaktır. Arka plandaki gürültüyü azaltmak için herkesi sessiz duruma aldık. Lütfen sorularınız varsa chat box dediğimiz sohbet kutusundan sorabilirsiniz. Her sunumun sonunda da sorularınızı alabiliriz. Bu göreceğiniz slaytlar ve kayıt ise kısa bir süre sonra e-posta yoluyla sizinle paylaşılacaktır. Okay, so first of all, we'll talk about content registration. İlk olarak Crossref'te içerik kaydı hakkında konuşacağız. So first of all, your prefix. So your prefix is used to create a unique digital object identifier, or a DOI, for each content item. A DOI is composed of three sections. The red part is the resolver address. So each DOI is an identifier, but it's also a link, which means that it's resolvable in a browser. The blue part is the prefix, and this is assigned to each member when they join, usually in the format of 10 dot followed by 5 numbers.
In some journals, you might see DOI prefixes that only have 4 digits afterwards. But we've been using 5 digits since 2012. So some members have one publication, some have many, and one prefix may be used to register all of your content, even if you publish different types of content, such as books and journals, for example. Finally, the yellow part is the suffix. And this is the part of the DOI that is assigned by the publisher and is unique to each content item. Each member has a unique publishing schedule. This could be weekly, monthly, or even yearly, and you can register a DOI at any time. Kalıcı tanımlayıcılarla ilgili kısım hakkında konuşmak istiyoruz. Öncelikle ön ekiniz her içerik öğesi için benzersiz bir basamak nesne tanımlayıcısıdır veya DOI oluşturmak için kullanılır. Bir DOI 3 bölümden oluşur. Kırmızı kısım çözümleyici adresidir. Her DOI bir tanımlayıcıdır. Aynı zamanda bağlantıya geçirilebilir bir bağlantıdır. Yani tarayıcı da çözülebilir. Mavi kısım katıldıklarında her üyeye 10.xxx şeklinde biçiminde atanan ön ektir. Bazı dergilerde yalnızca 4 basamaklı ön ekleri olan DOI'leri görebilirsiniz. Orijinal ön ekler 4 basamaklı olarak başlamıştı. Ancak 2012'den beri 5 basamaklı. Bazı üyelerin bir yayını, bazılarının ise birden çok yayını vardır. Farklı türde içerik yayınlasanız bile, örneğin kitaplar veya dergiler, tüm içeriğinizi kaydetmek için bir ön ek kullanılır. Sarı kısım ise yayıncı tarafından atanan DOI'nin bir parçası olan ve her içerik öğesine özgü olan bir son ektir. We have received many questions from new members about creating a suffix for their DOIs. A DOI is an opaque identifier. This means that the DOI does not have any meaning in itself, so there isn't a prescribed formula you need to follow. Our best advice is that your DOI suffix should be consistent, simple, and short. Consistent and simple for easy management, so that you can establish a pattern that's easy to maintain. Short, so that it does not take up too much space when it's used in citations. And a DOI suffix doesn't need to state anything about the item it's identifying. This is all done with the metadata that you register with us. When you create your suffix, you may use the letters A to Z or the numbers 0 to 9 and certain characters like hyphens or parentheses. Some members like to use an ISSN or a volume and issue number. Others use a title abbreviation. It's entirely up to you. DOI son eki ile ilgili olan bu kısımda yeni üyelerden DOI'leri için bir son ek oluşturma hakkında birçok soru alıyoruz. DOI opak bir tanımlayıcıdır. Yani DOI'nin kendisinin bir anlamı olması gerekmez. Bu yüzden takip etmeniz gereken reçete edilmiş bir formül yoktur. En iyi tavsiyemiz DOI son eklerinizin kalıcı, basit ve kısa olması gerektiğidir. Kolay yönetim için kalıcı ve basit, sade bir son ek deseni oluşturmalısınız. Kısacası alıntılarda kullanıldığında çok fazla yer kaplamazlar. Bir DOI son ekinin tanımladığı öğe hakkında hiçbir şey belirtmesine gerek yoktur. Bunların hepsi bize kaydettiğiniz metadata'da yapılır. Son ekinizi oluştururken A'dan Z'ye harfleri kullanabilirsiniz. 0'la 9 arasındaki sayıları kullanabilirsiniz. Veya tire veya parantez gibi bazı karakterleri kullanabilirsiniz. Bazı üyeler ISSN veya birim veya sayı numaralarını kullanırken bazıları başlık kısaltmasını kullanır. So our new display guidelines went into effect in 2017.
Crossref DOI should always be displayed as a full URL link whenever the bibliographic information about the content is displayed. HTTPS is a secure protocol, but you might see some older DOIs with the old format dx.doi.org. Members are not obligated to change the format of existing DOIs, but new DOIs should have the updated version. Crossref'in DOI gösterim rehberleri hakkında bu kısım olacaktır. 2017'de yeni ekran yönergeleri yürürlüğe girdi. Tüm üyelerin tutarlılık ve kullanılabilirlik için bu yönergeleri izlemesi çok önemlidir. Crossref DOI'leri içerikle ilgili bibliografik bilgilerin görüntülendiği her yerde tam URL adresinde görüntülenmelidir. HTTPS güvenli bir protokoldür. Ancak dx.doi.org daha eski biçime sahip, eski DOI'leri buradan görebilirsiniz. Üyeler mevcut DOI'lerin biçimini değiştirmekle yükümlü değildir. Ancak yeni DOI'lerin güncellenmiş sürümü olmalıdır. Once your content is registered with Crossref, users will be able to retrieve the identifiers and create links using them. DOIs must resolve to either the full text, if you provide open access, or to a landing page that you maintain. The landing page must contain the full bibliographic citation of the article, the DOI displayed as a URL, and instructions on how to access the full text. This might be through a login or a subscription, for example. Access to the full text is controlled by the publisher, but the landing page must be available to all readers. Açılış sayfanızla ilgili olarak içeriğiniz Crossref'e kaydolduktan sonra kullanıcılar tanımlayıcıları alabilir ve bunları kullanarak bağlantılar oluşturabilirler. Crossref DOI'leri açık erişim sağlarsanız tam metne veya bakımını yaptığınız bir açılış sayfasına çözümlenmelidir. Açılış sayfasında makalenin tam bibliografik alıntısı, URL olarak görüntülenen DOI ve tam metne nasıl erişileceği ile ilgili talimatlar bulunmalıdır. Bu örneğin bir giriş veya abonelik yoluyla olabilir. Tam metne erişim yayıncı tarafından kontrol edilir. Ancak açılış sayfası tüm okuyucular tarafından kullanılabilir olmalıdır. And here are some examples of the type of content that you can register with Crossref. So there might be more different types of content than you would expect, such as journals and journal articles are the biggest type of content. We also support books and book chapters, dissertations, standards, datasets, just to name a few. And we're hoping to provide support for additional content types in future. Şu anda aşağıdaki içerik türleri için depolama işlemlerini destekliyoruz. Bunları ekranda da görüntüleyebilirsiniz. Bunlar dergiler ve dergi makaleleri olabilir. Kitaplar veya chapter dediğimiz kitap bölümleri olabilir. Konferans bildirileri olabilir. Raporlar, çalışma kağıtları, tezler, standartlar, baskı öncesi yayınlanan içerikler ve diğer yardımcı malzemeler olabilir. Bu kategorilere uymayan diğer içerik türlerini de kaydedebilirsiniz. Bazı temel metadataları toplayacağız ve genellikle veri kümesi olarak gelecekte de ek içerik türleri için destek sağlamayı umuyoruz. When you register your content, you send us the basic citation metadata for every item that you register. And that includes titles, authors, publication dates, issue numbers, ISSN numbers, anything that describes the content you're registering. We have minimal requirements because we need to support a variety of different publication practices. We ask that you send us as much metadata as possible and that your metadata is accurate and clean, as the more comprehensive your metadata is, the more likely your content will be discovered and shared.
İçeriğinizi kaydettiğinizde, kaydettiğiniz her öğe için bize temel alıntı metadatası gönderebilirsiniz. Bu başlıkları, yazarları, yayın tarihlerini, ISSN, ISBN'i, yani kaydetmekte olduğunuz içeriği tanımlayan her şeyi içerebilir. Bu konu hakkında çok az taleplerimiz var. Çünkü çeşitli yayın uygulamalarını desteklememiz gerekiyor. Bize olabildiğince fazla metadata göndermenizi ve doğru ve sade olmasını, temiz olmasını istiyoruz. Metadatanız ne kadar kapsamlı olursa içeriğinizin keşfedilme ve yayılma olasılığı da o kadar yüksek olur. We also collect non-bibliographic data about the items registered as well. So this can include reference lists, funding data, orchids, license data, abstracts, and data about relationships between items as well. We're always adding more metadata options. Ayrıca kaydedilen öğeler hakkında bibliografik olmayan veriler de topluyoruz. Bu referans listelerini, fonlama verilerini, orkid ID'leri, lisans verilerini, klinik araştırma bilgilerini, özetleri ve öğeler arasındaki ilişkiler hakkında verileri içerebilir. Hatalar, geri çekmeler, güncellemeler ve daha fazlası hakkında bilgiler Crossmark hizmetimiz aracılığıyla kaydedilebilir. Her zaman daha fazla metadata seçeneği ekliyoruz. There are several different tools available to register your content. You can upload an XML file. There is the manual web deposit form. There's an OJS Crossref plugin and the new metadata manager. İçeriğinizi kaydetmek için kullanabileceğiniz birkaç farklı araç vardır. Bunlar XML dosyası olabilir, manuel web depo formu olabilir, OJS Crossref eklentisi olabilir ve yeni metadata yöneticisi olabilir. All the metadata that comes to our system is ultimately in XML format. And Crossref has its own metadata schema for deposits. So you can send an XML file to us to register your content. A schema is a set of rules defining what can be included and in what format. Our schema is fairly rigid but comprehensive. And some of the members register their content this way, but it can be quite technical. So we'll talk about some of the other ways you can register your content as well. Sistemimize gelen tüm metadata nihayetinde XML biçimindedir. Crossref'in depolama işlemleri için kendi metadata şeması vardır. Bu şema neyin dahil edilebileceğini ve hangi biçimde dahil edileceğini tanımlayan bir dizi kuraldır. Şemamız oldukça katı ancak kapsamlıdır. Bazı üyeler şemalarımızı kullanarak kendi XML'lerini oluşturarak içeriklerini kaydederler ve dosyayı sistemimize yüklerler. So first of all, we have the web deposit form. So this is a manual entry form. The form is very basic. You enter your data field by field and it writes and submits the XML for you to process. You may use this form for journal and book content, conference proceedings and reports, and you don't need to know XML to use the form. Tüm üyeler kendi XML'lerini oluşturamaz. Bu nedenle alternatif seçeneklerimiz vardır. Web deposit form dediğimiz manuel ile giriş formumuz mevcuttur. Bu form çok basittir. Veri alanınızı alanlarına göre girersiniz ve işleme için XML yazar ve gönderir. Bu formu dergi ve kitap içeriği, konferans bildirileri ve raporlar için kullanabilirsiniz. Formu kullanmak için XML bilmenize gerek yoktur.
Many of our members publish their journal using the Open Journal System platform. This is OJS for short. OJS also has a plugin that has been built in collaboration with Crossref to help our members register their content with us. This is the page in OJS that contains the plugin settings. When you set up your OJS plugin, it's important to put in the name and email of someone at your organization who is responsible for looking after Crossref deposits, as the information on whether they were successful or not will be sent to this person and they can follow up if needed. Username and password are from Crossref. These are the same ones provided in your welcome email from our membership team. Üyelerimizin çoğu dergilerini OJS platformunu kullanarak yayımlamaktadır. OJS Open Journal System yani açık dergi sistemi demektir. OJS ayrıca üyelerin içeriklerini bizimle kaydetmelerine yardımcı olmak için Crossref ile işbirliği içinde oluşturulmuş bir eklentiye sahiptir. Bu OJS'deki eklenti ayarlarını içeren sayfadır. Plugin dediğimiz bu OJS eklentisini kurarken, kurumunuz da Crossref depolama işlemlerinden sorumlu olan birinin adını ve e-postasını girmeniz çok önemlidir. Çünkü DOI'lerin başarıyla depozit edilip edilmediği veya gönderilmediği hakkında bilgi gönderilecektir. Bu kişi isterse bunları takip edebilir. Kullanıcı adı ve parola alanı Crossref'ten sağlanmaktadır. Bunlar üye ekibimizin hoş geldiniz e-postasında sağlananlarla aynıdır. Giriş bilgilerinizi bilmiyorsanız ve OJS sisteminizi Crossref'e depolama işlemi yapacak şekilde ayarlamak istiyorsanız bize bildirin, size bu bilgileri gönderebiliriz. Once your metadata is submitted, you will receive an email that states if it has been received and an email that states if the deposit was successful or if it failed. If your deposit was processed successfully, you're done and your metadata record is in our database and you can start displaying your DOI and linking to your content. If your deposit fails, you will need to review your logs and correct the errors that are listed on the email. And we'll talk more about how to do this shortly. Metadatanız gönderildikten sonra alındığını bildiren bir e-posta ve depolama işleminin başarılı olup olmadığını veya başarısız olduğunu belirten bir mesaj alırsınız. Depolama işleminiz başarıyla yapıldıysa metadata kaydınız devasa veri tabanımızda yer alır ve DOI'nizi görüntülemeye ve içeriğinizi erişmeye başlarsınız. Depolama işleminiz başarısız olursa, derginizi gözden geçirmeniz ve e-postada listelenen hataları düzeltmeniz gerekecektir. Kısa bir süre içerisinde bunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla konuşacağız. And now I'm going to talk about our metadata manager tool. So we have developed a new tool for content registration, and it's now available to use. You can go to the website listed on the slide in front of you, and you log in using the same username and password that you've previously used to log into our web deposit form or the admin system. This is your workspace, and this is where you'll hold a list of your publications. The first time you log in, it will be blank until you add your publications. You can add new publications and you can edit existing publications you've previously submitted to our system from the workplace. You can click into each publication to add or edit articles against them. What you can see here is number one is the home button. So you can always get back to the full view of all your journals by clicking this. Number two is a deposit history. You'll be able to see your previous deposits made by a metadata manager in this section. Three is where you click to deposit. So here you'll see the items you've filled in but have not yet deposited with us. The number next to deposit shows how many records are waiting to be deposited. Four is your username.
And this shows the username you've logged in with. You can also access your account functions here. 5 is where you can search for publications, so you can find and add journals to your workspace. And 6 is to add a new publication. So this allows you to create a new journal and add it to your workspace. There is a step-by-step guide available, and we're also doing regular webinar walkthroughs. İçerik kaydı için yeni bir araç geliştirdik. Metadata yöneticisi artık kullanıma hazırdır. Crossref.org/metadata-manager adresine gidip ve daha önce web deposit formunuza veya yönetici sistemimize giriş yapmak için kullandığınız kullanıcı adını ve şifreyi kullanarak giriş yapabilirsiniz. Bu alan sizin çalışma alanınızdır ve burada yayın listelerini tutabilirsiniz. İlk kez giriş yaptığınızda boş olacaktır, ta ki yayınlarınızı ekleyene kadar. Yönetmek istediğiniz yayınlarınızı metadata yöneticisine ekledikçe bu ekranda toplanmaya başlar. Yeni yayınlar ekleyebilir ve sisteminize daha önce gönderdiğiniz mevcut yayınları çalışma alanınızdan düzenleyebilirsiniz. Ayrıca her bir yayının içine tıklayabilir ve bunlara makale ekleyebilir, ilgili makale bilgilerini de düzenleyebilirsiniz. Bir numara ile gösterilen kısım ana sayfa düğmesidir. Ana sayfa düğmesine tıklayarak istediğiniz zaman tüm dergilerinizin tam görünümüne dönebilirsiniz. İki numaralı kısım depozito geçmişini gösterir. Bu bölümde metadata yöneticisi aracılığıyla yapılan önceki depozito işlemlerini görebilirsiniz. HTTPS post, web depozito formu vesaire gibi diğer şekillerde depozitolar hariç. Üçüncü kısım ise depozito içindir. Burada doldurduğunuz ancak henüz bize depozit edilmeyen öğeleri göreceksiniz. Depozitin yanındaki sayı kaç kayıt depozit etmenizi gösterir. Beklendiğini gösterir. Dördüncü kısım ise kullanıcı adınızdır. Bu alan giriş yaptığınız kullanıcı adını gösterir. Aşağı doğru oku tıklayarak hesap işlevlerine erişebilir, oturumu kapatabilir ve metadata yönetici rehberini görüntüleyebilirsiniz. Beşinci kısım yayın arama kısmıdır. Bu arama çubuğu çalışma alanınıza, dergi bulmanıza ve eklemenize olanak tanır. Başlık adına veya DOI'ye göre arama yapabilirsiniz. Altıncı kısım ise yeni yayındır. Bu bölüm yeni bir dergi oluşturmanıza ve çalışma alanınıza eklemenize olanak tanır. Belirtilen web adresinden crossref.org/help/metadata-manager adresinde adım adım açıklamalı bir kılavuz bulunmaktadır ve ayrıca biz bu konularla ilgili olarak düzenli olarak webinar düzenlemekteyiz. After you log in, you'll immediately see a view of all the journals in your workspace. If a journal belonging to your organization is not displayed, you can add it if you've previously registered metadata about the publication with us before. You do this by inputting the title or the DOI into the search bar and then clicking Add. Once you've added your titles to your workspace, you can always update the title by hovering your mouse over the journal and selecting Edit. Giriş yaptıktan sonra hemen çalışma alanınızdaki tüm dergilerin bir görünümünü görebilirsiniz. Kurumunuza ait bir dergi görüntülenmezse daha önce bizimle ilgili yayın hakkında daha önceki metadata'yı kaydettiyseniz bunu ekleyebilirsiniz. Bunu arama çubuğuna başlık veya DOI girip ekleyi tıklayarak yapabilirsiniz. Çalışma alanınıza başlıklar eklendikten sonra farenizi
dergi başlığının üzerine getirip sizi ilgili dergi kaydını düzenle ekranına götürecek düzenle kısmını seçerek başlık kaydını her zaman güncelleyebilirsiniz. If the article is part of a new volume and or issue, you can click on the Add Record button and select New Volume or Issue. Complete the fields in the volume and issue form. This then now appears in your journal record list, and you can click Add the article and can click the Add Article button that appears on the right hand side. Eğer bir makale yeni bir cildin ve veya sayının parçasıysa, kayıt ekle butonuna tıklayınız ve yeni cilt sayıyı seçiniz. Birim sayı formundaki alanları doldurunuz. İlgili derginin cilt veya sayısı derginizin kayıt listenizde artık şimdi görünmektedir. Söz konusu satırın sağ tarafında görünen makale ekle butonuna tıklayınız. In the article form, you can provide contributor, funding, license, references, and additional metadata by clicking on the sections down the page to unfold them. We do ask that you register as much metadata as possible. You can add this to your deposit, save, or review the record at any time by selecting these options from the Continue button at the top right of the screen. Currently, the tool can only be used to deposit journal articles. Additional content types will be added in future versions. Makale formunda sayfanın altındaki ilgili bölümlere tıklayarak katılımcı, finansman, lisans, referanslar ve ek metadata bilgisi sağlayın. Ancak bizler olabildiğince fazla metadata kaydetmenizi öneririz. Depozito işleminizi ekleyin. Ekranın sağ üst kısmındaki devam et düğmesinden bu seçenekleri belirleyerek içeriği istediğiniz zaman kaydedin veya inceleyin. Devam tuşuna tıklayın ve depozito olarak ekle, kaydet veya gözden geçiri seçebilirsiniz. Şu anda bu sadece dergi makalelerini depozit etmek, yüklemek için kullanılabilir. Gelecek sürümlerde ek içerik türleri eklenecektir. Once you click deposit, we immediately process the deposit and display the results for accepted and rejected deposits. All deposit records accepted by the system have a live DOI. The deposit results are archived and they're available for reference on the deposit history tab located in the top menu bar. Deposit kısmına tıkladığınızda depozito işlemini hemen işleme koyar ve kabul edilen ve reddedilen depozito sonuçlarını gösteririz. Sistem tarafından kabul edilen tüm depozito kayıtlarının canlı bir DOI'si vardır. Tüm depozito sonuçları arşivlenir ve üst menü çubuğunda bulunan depozito geçmişi sekmesinde başvurulabilir. You can register articles from multiple issues in one go, or you can just register a single article. It validates the metadata as you enter it to prevent problems when you submit the article for registration. And just to recap, it takes all your metadata in one go, including references, funding, and crossmark data. It processes your deposits immediately, and you can see a history of your previous deposits. Farklı sayılardan gelen birden çok makaleyi tek seferde kaydedebileceğiniz gibi yalnızca tek bir makaleyi de kaydedebilirsiniz. Makale düzenleme formu makaleyi kayıt için gönderdiğinizde sorunları önlemek için girdiğiniz metadataları doğrular. Referanslar, finansman, fonlama ve crossmark verileri dahil olmak üzere tüm metadatalarınızı tek seferde alır. Depozito işlemlerinizi anında gerçek zamanlı olarak işler. Önceki depozito geçmişinizi de ayrıca görebilirsiniz.
It's important that all your metadata is accurate, so that the information is correct, complete, and current. We want it to be as easy as for you as possible to update your metadata, keep track of updates, and we need to collect or refine new metadata as we evolve. Next, Rachel is going to talk to you about how to update your metadata, make corrections, or to add information. We are running a little behind on time, so we're going to save questions until after the next presentation. In the meantime, please put your questions into the chat box and we'll answer you via text. Metadata'mızın doğru olması önemlidir. Bilgilerin doğru bilgi olması, yanlış yazılmış yazar adları veya hatalı lisanslı URL adresleri veya hatalı DOI adresleri bizim ekosistemimizde korkunç şeyler yapabilir. Tam ve güncel metadatalar Crossref'te de odaklanmamız gereken şeylerdir. Metadatanızı güncellemenizi, güncellemeleri takip etmenizi kolaylaştırır ve geliştikçe yeni metadata toplamamız gerekir. Süre olarak biraz yavaş gittiğimiz için soru kısımlarını lütfen chat box'a gönderin. Sunum sonrasında yazılı olarak size cevap verilecektir. Hello, I'm Rachel and I'm going to talk about how to correct or update your metadata. For the most part, Crossref members will register DOIs for new content and it's a one-time process. But sometimes people make mistakes. We're only human. So we don't charge organizations or members to update or add to their metadata, and it helps to keep your content up to date. Merhabalar, benim adım Rachel. Bu kısmı beraber bakacağız. Metadata yöneticisinin en yaygın kullanımı yeni yayımlanan makaleler için yeni DOI'ler kaydetmektir. Çoğunlukla bu bir defalık bir süreçtir. Metadatanızı girdiğinizde DOI'nizi kaydeder ve başarılı olursunuz. Ancak her şey her zaman beklendiği gibi gitmiyor. İnsanlar hata yapıyor ve metadata'daki yazım hataları en dikkatli kullanıcılar için bile zaman zaman gerçekleşebiliyor. Metadata güncellemeleri, eklemeler veya düzeltmeler için hiçbir zaman içerik kayıt ücreti almıyoruz. Bu nedenle maliyet mümkün olan en doğru ve eksiksiz metadatayı elde etmenin önünde bir engel olmayacaktır. Ve şimdi metadata yöneticisi bu düzenlemelerin yapılmasını kolaylaştırabilir. So just to recap on what Vanessa was talking about in terms of Crossref metadata. Bu kısımda Crossref metadatasını biraz önce tanıtmıştık. Şimdi bunu kısaca özetleyeceğiz. So there's basic metadata such as ISSN, title, abstract, and basic information. But members can also provide us with information on who funded the research, the license that it's published under. They can provide ORCID IDs to identify the authors and other information on corrections and retractions via Crossmark. Üyeler bize geniş bir metadata verisi sağlıyor. Slide'da da görüldüğü gibi temel metadata'da başlıklar, yazar isimleri, ISSN, ISBN'ler, özetler var. Crossref bağlamında metadata daha sonra binlerce diğer tarafın sağladıkları araç ve hizmetlerde
kullanılmasını sağladığımız yayınlar hakkında bilgilerdir. Bu noktada temel metadata dışındaki diğer bilgiler de bizim için çok kullanışlıdır. Bunlar lisans bilgisi, ORCID ID'leri ve diğer bilgiler gibi. The reason that this metadata is useful is because thousands of tools and services use it to find your publications. When people look for your content, they search Crossref not just by the DOI, but also the author name, ORCID ID. So it's helpful to register all of the authors connected with the publication. İnsanlar içeriğinizi aradığında bunu Crossref'te ararlar. Yalnızca DOI tarafından değil, aynı zamanda yazar adı, ORCID ID vesaire ile de arama yaparlar. Sadece birinci yazarın değil, tüm yazarların kaydedilmesi faydalıdır. Daha fazla bilgi insanların içeriğinizi bulmasına yardımcı olur. So, let me talk through how it's possible to correct metadata or to add to it using our systems. Bu kısımda bizlerin hata yaptığı ve bu metadata'daki yazım hataları en dikkatli kullanıcılar için bile zaman zaman gerçekleşir ve biz bu hataları belirleme noktasında birkaç şey söylemek istiyoruz. So, if you want to look at your basic metadata for your publications, you can use our metadata search interface. It presents a segment of the metadata and it lets you know some basics about what's being registered. And you can, it's a free text search, so you can use DOI, ISSN, title or author. Temel metadata'ya bakmak istiyorsanız metadata arama arayüzümüzü kullanabilirsiniz. Tabi burada her şey değil ama metadata'nın bir bölümünü sunar, bazı temel bilgileri bilmenizi sağlar. DOI veya ISSN, makale başlığı, yazar ile arama yapabilirsiniz. Bu ücretsiz bir metin aramasıdır. So, in Metadata Manager, the system will help you to register good metadata because it will display any errors with a red flag by the information that needs to get corrected. If there are no errors, then the deposit button will appear as blue and you can submit the deposit. Metadata yöneticisinde sistemle ilgili kayıtlar tarafından kırmızı işaretli hataları görüntüleyebilirsiniz. Depozito butonu etkinleştirilmeden önce bu hataların düzeltilmesi gerekir. Hata yoksa depozito butonu otomatik olarak etkinleştirilir. You can see in this example they need to provide a print or online date for the publication, which can help it be identified. Bu örnekte göreceğiniz gibi kırmızı alanda belirtilen print veya basılı veya online tarihi girmesi gerekmektedir. If you need to correct metadata after you've submitted it, you can do that in Metadata Manager. Eğer yüklediğiniz bir metadata'yı düzenlemek gerekiyorsa, bunu metadata yöneticisinde yapabilirsiniz. Firstly, it's quite easy to review the information that you're providing. There's a review all feature which lets you do a final check right before you're about to submit your deposits. If you use our old web deposit form, you know that it can be difficult because you have to
you have to re-register all of the information. This is simpler because the full metadata record is retained and you only need to correct the error itself. Metadata yöneticisindeki tümünü incele özelliği, depozito işleminizi göndermeden hemen önce girdiğiniz tüm metadataların son kontrolü yapmanıza da olanak tanır. Dolayısıyla kendi doğruluğunuzu da değerlendirmek için size güveniyoruz. Web depo formunu kullanmaya alışkınsanız, depozito işleminin biraz sıkıcı veya zor olabileceğini bilirsiniz. Örneğin bir yazarın soyadı yanlış yazdığını fark ederseniz, yalnızca düzeltilmiş soyadı değil, dergi düzeyi, sayı düzeyi ve makale düzeyi metadatasını da el ile yazmanız veya kopyalayıp yapıştırmanız gerekir. Bu makale için de geçerlidir. Metadata yöneticisini kullanarak işlem çok daha basittir. Tam metadata kaydı korunur veya içe aktarılır ve yalnızca hatanın kendisini düzeltmeniz gerekir. So the said there are lots of different ways to be able to do that, and we've listed some options here. Often authors will write to us to ask for their metadata to be fixed. So if our support team contact you, we're not trying to be annoying. We're trying to make sure that the records for your publications are as accurate as possible. Daha önce eklenilen metadataları düzeltmek için de birden farklı yol vardır. Biz bu slide'da size bunların nasıl yapılabileceğini kısaca gösteriyoruz. Metadata verileri eski kaydın üzerine yeni bilgiler yazmak yoluyla da olabilir veya web depo formuyla da olabilir. Metadata yöneticisinde metadata kaydını düzenleyerek de olabilir. If you find a metadata in error in an article which you initially registered in Metadata Manager, you can locate the article in one of two ways. So you can do a search for the article within a journal. Başlangıçta metadata yöneticisine kaydettiğiniz bir makalede bir metadata hatası bulursanız, bu makaleyi iki yoldan biriyle bulabilirsiniz. Birincisi, belirli bir dergide kabul edilen makaleler listesinde gezinebilirsiniz. Or you can search by the DOI or the article title in the deposit history. Once you've located the article that you're interested in, you can click on the article title to open the article's metadata record. And from there, you can make the necessary corrections. İkincisi, depozito geçmişinde makale başlığına göre arama yapabilirsiniz. İlgili makaleyi bulduktan sonra makalenin metadata kaydını açmak için makale başlığına tıklayabilirsiniz. Oradan gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. Düzeltmeler tamamlandıktan sonra devam tuşuna ve ardından depozito ekleyi tıklayabilirsiniz. Bundan sonra süreç yeni bir makale depozit etmekle tamamen aynıdır. If I've clicked on the article title, I can see a screen like this where I can make the necessary corrections. Once I've done that, I can click continue and then add to deposit. Bu kısımdan gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. Düzeltmeler tamamlandıktan sonra devam tuşuna ve ardından depozito ekleye tıklayabilirsiniz. If you registered an article using the web deposit form or an XML deposit or using the OJS plugin, you can still correct the information in Metadata Manager.
Web depo formu, XML depozitosu ve OJS eklentisini kullanarak bir makaleyi kaydettiyseniz, hatayı hızla düzeltmek için metadata yöneticisini kullanabilirsiniz. Ancak önce makalenin metadatasını metadata yöneticisine aktarmanız gerekir. To do this, you just need to log in to Metadata Manager and search for the article using the search box at the top right of the screen. And then you can click Add to import the article's metadata into Metadata Manager so that you can make corrections as I just showed. Bunu yapmak için metadata yöneticisi ana sayfanızdan ilgili dergiye tıklayın. Ardından mevcut makaleyi ekle arama kutusunu kullanarak makale başlığını arayın. Arama sonuçlarında makalenin metadata kaydını metadata yöneticisine aktaran makale başlığının yanındaki ekleyi seçin. And again, you'll get an immediate acknowledgement if your deposit was successful or not. Buradan gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra metadata kaydınızın doğru olduğundan emin olmak için depozit ve tümünü incele sekmesine gidin. Ardından gönderiminizi tamamlamak için depoziti seçin. Metadata depozitonuzun başarılı olup olmadığı konusunda anında geri bildirim alırsınız. Raporlarla ilgili olan bu kısım, çakışma ve çözüm raporlarımız mevcut metadata hatalarını belirlemenize yardımcı olabilir. Bunları ücretsiz olarak düzeltebilirsiniz. So, we will provide information to members about regular reports about their content, the DOIs that they registered, and if these are working or not. Biz üyelerimize metadatalarının çalışıp çalışmadığı ile ilgili ayrıca raporlar sunacağız. We call these the business contact on your Crossref member account will receive a resolution report sent once every month to show you any DOIs that aren't resolving and also the top DOIs that we are seeing clicks on from Crossref. For us, one resolution equals one click on the DOI. Bununla beraber üyelerimize çözünürlük raporları da sunacağız. Bir araştırmacı bir makale için bir DOI bağlantısına tıkladığında bu bir DOI kararlılığı olarak sayılır. So the important thing is not to ignore these reports. We'll tell you which DOIs that people are clicking on that maybe aren't working. Maybe they're being displayed wrong on a website. It will show you the most used DOIs from your members. And this can be useful as well in that it can show you maybe which articles that you've recently published are being used widely. And we'll also show the number of failures. If you see a high failure rate, don't panic, but do get in touch with our support team because they can help resolve the issue. Çözünürlük raporları her ayın başında e-posta yoluyla gönderilir ve bir önceki ayın DOI kararlılığıyla ilgili istatistikleri içerir. Her DOI ön eki için ayrı bir rapor oluşturulur. İstatistikler de aylık bazda DOI kararlılığı sayısına dayanmaktadır.
en çok kullanılan DOI'lerle ilgili size ayrıca raporlar göndermek istiyoruz. Ve bununla beraber çok sayıda başarısızlığınız varsa lütfen panik yapmayın. Ancak bunlara dikkat edin. Bazen DOI'leri yazarken ve kesip yapıştırırken hatalar olabilir. Biz size bunlarla ilgili ayrıca raporlar göndereceğiz. So the reports are important because they can help you make sure that your content is being registered correctly. You can see how it's being used and you can spot any errors. These will be sent to the technical contact at your organization. So make sure you're getting them, and any questions can go to support@crossref.org. Bu raporlar neden önemli? Çünkü içeriğinizin doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olmak istiyoruz. Nasıl kullanıldığını görebilirsiniz ve ayrıca hataları da tespit edebilirsiniz. Herhangi bir sorun durumunda support@crossref.org'dan bizlerle iletişime de geçebilirsiniz. The reports can also help see what your Crossref metadata is like. Some people just assume it's like this zebra, complete and fully comprehensive, but sometimes that's not the case. Ekranda da görüldüğü gibi bazen metadatalar bu şekilde tam olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar Crossref üyelerinin belirli bir metadata kümesine sahip olduğunu ve metadatamızın eksiksiz ve kapsamlı olduğunu düşünüyor. Ama durum tam olarak da böyle değil. Sometimes it's like this. Maybe we're missing some things, but it's still useful. And we help people find your publications by distributing the metadata widely. Bazı durumlarda Crossref metadatası bu şekilde oluyor. Belki de topladığımız metadatalardan bazı şeyleri kaçırıyoruz ama yine de çok faydalı. And sometimes it's like this. Maybe they don't have the information. Maybe they find it difficult to send it. Or that they don't recognize why it's important. Bazı durumlarda ise Crossref metadatamız bu şekilde olabiliyor. Bu birçok üyemiz için bir gerçek. Maalesef bize çok sayıda metadata gönderemiyorlar. Bunun sebepleri bazı durumlarda sahip olmadıkları için olabilir. Veya bizlere gönderme imkanı olamıyor olabilir. Belki de Crossref'e göndermedeki önem de tam olarak anlaşılmıyor olabilir. And sometimes it's like this. Our goal is to collect all the relevant metadata in a way that connects a member's publications to the larger landscape of scholarly research. We want all members to send us metadata that is standard, connected, and optimized so that people can find and use their publications. Metadata belki de bu şekilde olabilir. Ancak bizim hedefimiz ilgili tüm metadatayı, bir üyenin metadatasını daha geniş bilimsel iletişim ortamına bağlayacak şekilde toplamaktır. Tüm üyelerin bize bağlı, standartlaştırılmış, alıntı yapmak, bağlantı oluşturmak ve değerlendirmek üzere optimize edilmiş metadatalar göndermesini istiyoruz. Maybe you have no problems. And that's great. But we encourage our members to submit metadata that isn't just accurate, but is also thorough. And we're going to talk about that next. Belki gönderdiğiniz metadataların hepsi full olabilir ama biz mümkün mertebe çok veri istiyoruz bu metadataları daha kapsamlı hale getirmek için. Do we have any questions at this point?
Please just put your questions in either the Q&A box or the chat box if you have any at the moment. We'll continue with the presentation, but we'll keep answering questions as we go. Şu ana kadar soru var mıydı? Sorularınız olursa chat box kısmından yazabilirsiniz. Sunum sonrasında o sorularınızı ayrıca size dönüş yapacağız. Sorularınızı Türkçe'de yazabilirsiniz. Sunum sonrasında sorularınızla ilgili olarak size cevap göndereceğiz. Yazılı olarak iletirseniz memnun oluruz. You can also put your questions in the chat box in Turkish. This is okay. We can translate them. Dediğimiz gibi sorularınızı Türkçe'de chat box kısmına yazabilirsiniz. Sunum süresi yüzünden, sunum esnasında olmasa da sunum sonrasında cevaplamaya çalışacağız. Okay, on with the next presentation. So, we mentioned complete as an important part of good metadata. And we've created a new tool to help with this. It's participation reports. And that's what I'm going to talk about now. Bu kısım katılım raporları ile ilgili olacak. Bütün tam derken bunu iyi metadata'nın önemli bir parçası olarak söylemiştim. Yakın zamanda katılım raporlarımızı yayınladık. Bu rapor her üyenin bize ne kadar metadata kaydettiğini gösteren bir tablodur. Katılım raporları hakkında daha detaylı olarak konuşacağım. So what are participation reports? It is a place where you can go and see what metadata you're registering with Crossref. You can track the progress of your metadata and you're able to see how you measure up to other members. Katılım raporlarıyla Crossref'e hangi metadataları kaydettiğinizi görebilirsiniz. Metadatalarınızın süreçlerini izleyebilirsiniz. Aynı zamanda da diğer üyelere göre durumunuzu görebilirsiniz. And why? Because Crossref members are not always aware of what metadata they're sending to Crossref. They can also here see what is missing and they can fix the gaps. And they can track the progress of their metadata in an easy and user-friendly way. Peki bu konunun neden önemi var diye soracak olursak, Crossref'e hangi metadataları gönderdiklerinin bazen Crossref üyeleri farkında olmayabilirler, nelerin eksik olduğunu görebilirler, boşlukları düzeltebilirler, metadatalarının süreçlerini kolay ve kullanıcı dostu bir şekilde izleyebilirler. So, as we've talked about today, registering your content isn't just about getting a DOI for your work. It is about where your metadata goes after you register it with Crossref and how many other organizations then use that metadata to find the content that you publish. İçeriğinizi kaydetmek yalnızca çalışmanız için kalıcı bir tanımlayıcı almakla yani DOI ile ilgili değildir. Bu metadatanızın Crossref'e kaydolduktan sonra nereye gittiği ve yayınladığınız içeriği bulmak için bu metadata'nın kaç tane daha organizasyon tarafından kullanıldığına bağlıdır. On the screen are just some examples of different services that will use the metadata in our system, such as specialist subject databases, author profiling tools, metrics and analytics services, library recommendations and more. Ekranda gördüğünüz üzere yazar profili olsun, metrik ve analitikler olsun, kütüphane keşifleri olsun. Bunlar yer almaktadır. Our own developers have also used our metadata to create two search tools which help to look up the Crossref records for use in compiling reference lists and matching content to DOIs. Tools are free. And they allow you to enter any piece of information about a content item
for example, the title, author, DOI, ORCID, and more, and we will show you what we have in our database. The funding search interface, you can enter the name of a funder, and we will bring you back all the publications we can see who have that funder associated with them in the metadata. This is another reason why it's important to provide this information. If you're adding funder details to your Crossref deposits, then your content will appear in these search results. İlk olarak kendi yazılımcılarımız referans listelerinin derlenmesinde ve içeriğin DOI'lerle eşleştirilmesinde kullanılacak Crossref kayıtlarını aramaya yardımcı olmak için Crossref metadatasını kullandılar. Bu ücretsiz araçlar bir içerik öğesi, bu başlık olabilir, yazar, DOI, yayın adı, ORCID ID, ISSN ve daha fazlası olabilir. Bunlar hakkında herhangi bir bilgi girmenize izin verir ve size veri tabanımızda ne olduğunu gösterir. Fon arama arayüzünde fon sağlayıcının adını girebilirsiniz ve Crossref metadatasında onlarla ilişkilendirilen kime ait olduğunu görebildiğimiz tüm yayınları size geri getireceğiz. Bu bilgileri sağlamanın önemli bir nedeni de budur. Crossref depozito işlemlerine depozito ayrıntıları ekliyorsanız içeriğiniz bu arama sonuçlarında görünecektir. And here is an example of a search on a funder name via the Crossref funder search. These are the records that we can see associated with the Scientific and Technological Research Council of Turkey. They have over 5,500 results. And this is why it's important to add this piece of metadata, because if not, then your articles won't be able to appear in these search results. İşte Crossref fon arama yoluyla bir fon veren adına yapılan arama örneği. Bu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile ilgili görebileceğiniz bir kayıt örneğidir. Ekranda da göreceğiniz üzere 5568 sonuç listelenmektedir. Bu nedenle bu metadata parçasını eklemek önemlidir. Aksi takdirde makaleleriniz bu arama sonuçlarında görünmez. And you can then click to cite, filter, and you can download this information as a JSON file. Aynı zamanda ekranın sol altında göreceğiniz üzere cite kısmına tıklayabilirsiniz ve bu yayın içerisinde filtreleme yapıp metadata'yı JSON formatında da görüntüleyebilirsiniz. On average, we see over 600 million metadata queries per month across all of our interfaces, and this is increasing each year. This represents individuals and organizations who are trying to discover and deliver content and provide services for the research community. Ortalama olarak tüm arayüzlerde ayda 600 milyondan fazla metadata sorgusu görüyoruz ve bu her yıl artıyor. Bu araştırma topluluğuna içerik bulmaya ve iletmeye ve hizmet sunmaya çalışan bireyleri ve kurumları temsil eder. And as I've said before, it's really important that metadata is accurate, complete, and current. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi metadatamızın doğru olması önemlidir. Doğru, bütün ve güncel olması. Now I'm going to show you what the participation reports tool looks like. The reports may be accessed at crossref.org/members/prep, and more information is available at crossref.org/participation. We will share these slides after the talks today, so you need to remember the URLs. Ekranda gördüğünüz üzere katılımcı raporlarını görüntüleyebilirsiniz. Ekranda verilen web adresinde crossref.org/participation, crossref.org/members/prep kısmında. Bunları hatırlamak zorunda değilsiniz. Zaten sunum sonrasında biz sunum slaytlarını sizlere ileteceğiz. Daha fazla bilgiyi bu adresten erişebileceksiniz. Here is an example of a members report.
So on the previous page, you would search by putting a member name in the search box, and this is what the result would look like. This is the report for the Association of Development of Early Childhood Education in Turkey. They've not registered too many content items just yet, but they have a fairly good record with 100% text mining URLs and license URLs, and also similarity check URLs, 67% of abstracts, and 38% of their records have ORCID IDs. Reviewing their report, the Institute of Childhood Education can easily identify the metadata gaps in their record. İşte bir üye raporu örneği görebilirsiniz ekranda. Türkiye'de Erken Çocukluk Eğitimini Geliştirme Derneği'ne ait. Henüz çok fazla içerik öğesi kaydetmediler. Ancak %100 metin madenciliği, lisans URL'leri ve simcheck URL'leri, özetlerin %67'si ve kayıtlarının %38'inin ORCID kimlikleri ile oldukça iyi bir kayıtları var. Ukrayna Mühendislik Termofizik Enstitüsü raporlarını inceleyerek kayıtlarındaki metadata boşluklarını kolayca belirleyebilir. And here's another example from Springer Nature, who also provide very comprehensive metadata to Crossref. Bir diğer örnekte de Crossref'e çok kapsamlı metadata sağlayan Springer Nature'ı görmektesiniz. A breakdown of the total number of registered items will be shown along the top, and you can filter the results by content type, choosing the drop-down list, which content type you wish to see the statistic for. So you could click on books, data sets, journal articles, for example. Kayıtlı öğelerin toplam sayısının dökümü üst kısımda gösterilir. İstatistikleri görmek istediğiniz içerik türünü açıp listeden seçerek sonuçları içerik türüne göre filtreleyebilirsiniz. Bu tabii kitap olabilir, konferans bildirileri olabilir vesaire. And here you can also search for a specific title if you want to see the records just for one journal title, for example. Bu daha spesifik, daha başka bir başlık için, dergi içine bakabileceğiniz anlamına gelir. And on the right-hand side of the report, you can also choose between viewing the statistics for the current content items, which were published within the last 2 years. This is the default setting. Or backfile content. This is content that's older than 2 years. Or you can search by all time. When you add new metadata fields, many members start with the current content and they work their way back as they're able to. Not all fields will be populated for all titles. Content that was published in 1960 probably isn't going to have an ORCID ID, for example. And some types of publications may not have abstracts or have funding information. Backfile issue content won't have as much funding detail the further back you go. So it's important to bear in mind the context for what you're looking at. Raporun sağ tarafında geçerli istatistiklerin görüntülenmesi arasında seçim yapabilirsiniz. İçerik öğeleri son 2 yıl içinde yayımlanan varsayılan ayarlardır. Eski sayılar içeriği 2 yıldan fazlası için ise veya her zaman olabilir. Yeni bir metadata alanı eklerken birçok üye geçerli içerikle başlar ve mümkün olduğunca geri döner. Tüm alanlar tüm başlıklar için doldurulmayacaktır. 1960'da yayımlanan içeriğin bir ORCID ID'si olmayacak. Örneğin bazı yayın türlerinin özetleri olmayabilir. Daha geriye gidersek ise eski sayıdan çok fazla finansman detayı olmayacaktır. Sharing your metadata has many benefits for your content. It's important to remember that assigning DOIs and registering your metadata does not change the access model of your content. Only the metadata is shared, not the full text. Metadatanızı paylaşmanın içeriğiniz için birçok faydası vardır. DOI'leri atamanın ve metadatayı kaydetmenin içeriğinizin erişim modelini değiştirmediğini hatırlamak önemlidir. Tam metin değil, yalnızca metadata paylaşılır.
Thank you. Are there any questions before our last session? Son kısma geçmeden önce sorularınız varsa sorabilirsiniz. Chat box'tan sorularınızı yazılı olarak gönderebilirsiniz. Okay, what we'll do is continue with our last session of today, but we will stay behind after the presentations to answer any questions. And while Rachel's talking, me and Paul from our support team will be answering your questions in the chat box. Bu kısımda Crossref hizmetleri kısmına bakacağız. Bu sunumumuzun son kısmıdır. Sorularımızı yine sunum sonrasında gönderebilirsiniz. Yazılı olarak gönderirseniz memnun oluruz çünkü vakit olarak biraz vaktimizi açtık. Biz daha sonra bilgileriniz bizde mevcut. Sorularınızı size e-posta yoluyla geri dönüş yapacağız. So I'm going to talk about some of our services at Crossref. In particular, how adding some metadata like references enables these services. Crossref'teki birkaç hizmetimizden özellikle belirli bir metadata ve referanslarınızı eklemenin bu hizmetleri nasıl etkinleştirdiğinden biraz bahsedeceğim. These are our services at Crossref and we're going to focus on reference linking, cited by, and similarity check today, just because that's what we have time for. Bunlar bizim Crossref'teki hizmetlerimizdir. Hizmetlerimiz kısmında ilk üçüne daha çok fokuslanacağız. Bunlar kaynak bağlantısı, alıntı bilgisi ve benzerlik kontrolü olacak. So all of our services are based around the DOI and additional metadata that can be provided alongside it. Kaynak bağlantısı alıntı listenizi oluşturduğunuzda Crossref DOI'lerini köprü oluşturmak anlamına gelir. And reference linking is one of our services that helps link publications together using the DOI. Kaynak bağlantısı, bu çözüm okuyucuların yayımlanmış bir çalışmanın referans listesinden üyenin yayın platformundaki tam metin belgesinin konumuna dair bir DOI bağlantısını takip etmesini mümkün kılar. Because DOI links don't break over time in the same way that a URL might, reference linking makes it possible for readers to follow a DOI link from the reference list in a published work to the location of the full text on another member's platform. Çünkü DOI bağlantıları web üzerinde bilimsel iletişimi geliştiren bir ağ altyapısı oluşturur ve zamanla kırılmaz. It's in linking references is an obligation for Crossref members. So if you're a member, you should be linking your reference lists using the DOI like this publisher. If there's a DOI available, you can see that if you hover over the link in the reference list, the link is being made by the DOI, which will take you accurately to the publication that this reference is referring to. Referans bağlantısı Crossref üyeleri için bir zorunluluktur. Üye iseniz referans listelerinizin DOI'leri kullanılabilir DOI'lerin olduğu yerde kullanarak bağlamanız gerekir. Ekranda göreceğiniz örnek gibi
referans listenizdeki bağlantının üzerine gelirseniz, bağlantının DOI tarafından yapıldığını görebilirsiniz. There are lots of ways to link references via Crossref. It can be done by members and their production teams, and with the help of authors who add the links to their references in their articles. There are a couple of ways to do this. You can search for them via a search engine, which is simple but very slow. We have an API that you can query, but is efficient but needs some technical skill. And we also have some of our own lookup tools, which I'll show you in the next slide. Also, some third-party tools like Open Journal Systems will have tools which will help members make reference deposits and link references. Referans bağlantısı, makalelerdeki her referansa bağlantı ekleyen yazarların ve editörlerin yardımıyla üyeler ve onların üretim ekipleri tarafından gerçekleştirilir. Yazarlarınızdan referans listelerine DOI eklemelerini veya bunu kopyalama aşamasında eklemelerini isteyebilirsiniz. Kolay ama yavaş bir arama motoru üzerinden arama, çok verimli ancak biraz beceri gerektiren XML ile Crossref API'yi sorgulamada dahil olmak üzere referanslara DOI'lerin eklemenin birkaç yolu vardır. Ayrıca kendi arama araçlarımız da var. Bir sonraki slaytta bunları size göstereceğiz. This is our simple text query tool, which allows you to match reference lists to any DOIs in the Crossref system. And it can also then help you provide this information in your article metadata. So you can paste the references into this box and click match. Bu referans listelerini Crossref sistemindeki herhangi bir DOI ile eşleştirmenize ve bunları makale metadatasına bırakmanıza izin veren basit metin sorgu aracımızdır. Kutudaki referans listenizi geçtiyseniz eşleştire tıklayın. And we'll bring you back a list of the references plus matching DOIs so that you can add those into your reference lists. Not all references have DOIs, so you don't have to invent one if it doesn't exist. But if you do find them, you should link using them because it will create more accurate links between your publications and those of others. And it means that other publications will be able to link back to you as well. Referansları ve eşleşen DOI'leri size geri getireceğiz. Böylece referans listelerinize ekleyebilirsiniz. Tüm referansların DOI'leri olmayacaktır. Atıfta bulunan bir iş için DOI yoksa ona bağlantı verme zorunluluğu yoktur. Daha sonra bize bir iş parçası kaydedilmiş ve bir DOI atanmışsa sistem bu yeni eşleşmeyi sizin için otomatik olarak yapar. A good next step once you're linking your references is to look into participating in the Cited-by service. Using reference lists, DOIs in the reference lists, lets you show which publications are referenced in your journal. Cited-by lets you show authors and readers who is then citing or referencing your content. Bir sonraki iyi adım, referanslarınızı bağladıktan sonra alıntılanan hizmetimize katılmaya bakmaktır. Üyelerin yazarlara ve okuyuculara diğer Crossref içeriklerinden alıntı yaptığını göstermesine izin verdiği için
referans bağlantısının tersi gibidir. Crossref'ten bu bilgileri istersiniz ve ardından web sitenizde istediğiniz herhangi bir biçimde görüntülemenize izin veririz. As a Crossref member, you can ask Crossref for the information and you can then display it on your website using any format you like. This is an example from Springer, and you can click on the citations. You can see how many items cite the article, and then you can see a list of those articles where Springer has found links between back to this article from other publications. Slide'da alıntılanan bir örnekte de görebileceğiniz gibi alıntılanan eşleşmeler listesine tıklayarak okuduğunuz makaleye başvurmak için ileriye giden öğeleri görebilirsiniz. Belki de daha ilgili araştırmalar bulmanıza yardımcı olabilir. Birçok çevrim içi atıf dizine ekleme hizmeti ve veri tabanı vardır. Ancak atıfta bulunma ile ilgili farklı olan üyelerimizin atıf alıntılama bağlantılarını kendi web sitelerinde istedikleri şekilde görüntülemelerine izin vermesidir. Sometimes the number of citations that Crossref has is different from other sources because they're using different databases and different publication lists to search for the information. Ayrıca yalnızca Crossref'te görebildiğiniz alıntıları sayar, bu farklı bir veri kümesine baktıklarından, bu diğer alıntı puanlarından farklı olabilir. If you're interested in participating, we can help you with this. You would need to deposit references for your articles, which you can do via OJS or Metadata Manager, or directly via XML. You can then email our member team, member@crossref.org, and ask for your account to be enabled for the service. The service is a free service at Crossref. And you can then ask Crossref for a list of the DOIs citing your content and display this on your website. Katılmak istiyorsanız sizi adım adım yönlendireceğiz. Yapmanız gereken ilk şey makaleleriniz için Crossref'e referanslar depozit etmek olacaktır. Bunu yaptıktan sonra katılmaya hak kazanırsınız ve hesabınızın bu hizmet için etkinleştirilmesini isteyebilmek adına member@crossref.org adresine e-posta gönderebilirsiniz. Daha sonra içeriğinizden alıntı yapan tüm DOI'lerin listesi için Crossref'i sorgulayabilir ve bu sonuçları istediğiniz gibi web sitenizde görüntüleyebilirsiniz. You can use your Crossref credentials to log into our admin system to find the articles that are citing your content. You can enter the DOI into this box and click submit, and that will return a list of the other articles citing it. For XML users, you can query by uploading XML files to our deposit system. And when we put together this presentation, we could see nearly 100 million links between articles. So there's a lot of useful information in terms of how articles are citing each other, even after publication. Hesabınız etkinleştirildikten sonra içeriğinizden bahsettiğini görebildiğimiz makaleleri Crossref'ten isteyebilir veya sorgulayabilirsiniz. Bunu yapmanın en basit yolu doi.crossref.org adresindeki yönetici sistemine giriş yapmak ve sorgulamak istediğiniz DOI'yi girmektir. Bu alıntı yapan diğer makalelerin bir listesini döndürür.
XML kullanıcıları için depozito sistemimize XML dosyaları yükleyerek sorgulayabilirsiniz ve eşleşen alıntıların bir listesini görebilirsiniz. Bu sunumu bir araya getirirken 100 milyondan fazla alıntılanan bağlantı görebiliyorduk. And then the last service to talk about for checking editorial originality is our similarity check service. Bu son kısımda ise editorial özgünlüğü kontrol etmek için benzerlik kontrolü servisimiz hakkında konuşacağız. It's a service that helps editors try to prevent plagiarism and to do it they're given access to Turnitin's text comparison tool called Authenticate. And they can compare their own manuscripts against a database of full text academic content in the world. There are lots of different tools available to check for plagiarism, but we've worked with Turnitin since maybe for 10 years now. And it provides members with a reduced fee to use this to use Authenticate for Crossref members. Benzerlik kontrolü editörlerin intihalleri önlemesine yardımcı olan bir hizmettir. Bunu yapmak için üyelerimize Turnitin'in Authenticate adı verilen güçlü metin karşılaştırma aracına erişim hakkı tanınır. Böylece kendi metinlerini dünyadaki tam metin akademik içeriğin en büyük karşılaştırma veri tabanıyla karşılaştırabilirler. Kullanılabilir birçok intihal tarama aracı olsa da Authenticate'i benzerlik kontrolü üyesi olarak kullanmak, içerik sahipleri ile Turnitin arasında bir ilişki oluşturduğu için benzersizdir. Benzerlik kontrolü üyelerinin Authenticate kullanımı için daha düşük bir ücreti vardır. Çünkü kendi yayımlanmış içeriklerini Turnitin'in tam metin literatür veri tabanına katkıda bulunurlar. Bu benzerlik kontrolü üyesi sayısı arttıkça Authenticate içerik veri tabanının boyutu da arttığı anlamına gelir. Veri tabanındaki daha fazla içerik, bir makalenin özgünlüğünü belirlemek isteyen editörler için daha fazla gönül rahatlığı anlamına gelmektedir. Authenticate is a software tool that's owned by the company Turnitin. And Similarity Check is the name of the service that uses the Authenticate tool offered to Crossref members. It's for text screening of manuscripts. It can't compare images, figures, or tables. And the manuscripts are compared against content in Turnitin's vast database, which contains content from over 1 billion web pages, 57 million content items from the Crossref members, and over 100 million items from other content providers. Authenticate, Turnitin şirketine ait bir yazılım aracıdır. Benzerlik kontrolü ise Crossref üyelerine sunulan Authenticate aracını kullanan hizmetin adıdır. Yazıların metin tabanlı taranması içindir. El yazmaları 1 milyardan fazla web sayfasındaki içeriği, Crossref sistemindeki 57 milyondan fazla içerik öğesini ve diğer içerik sağlayıcılarından 100 milyondan fazla öğeyi içeren Turnitin'in geniş veri tabanındaki içerikle karşılaştırılmıştır. Tarayıcıda veya API ile kullanabilirsiniz. If you're a Similarity Check member, the service works like this. Users such as editors can upload a document to Authenticate, and manuscripts can be submitted in a number of formats, like Word, PDF.
The system produces a similarity report, which shows the percentage of similarity between a submitted manuscript and content existing in the database. Users can then compare the original document and the content in the database side by side, and they can make a decision about if the similarity detected is legitimate or if it needs further investigation. When Crossref members register new content, they provide a link to their full text with Crossref, which allows turn it in to index the item and add it to their database so that it continually captures scholarly works so that they can be compared. Bir benzerlik kontrolü üyesiyseniz hizmeti kullanmak için kullanıcılar authenticate'e bir belge yükler. Makaleler Word, metin, PDF veya HTML gibi çeşitli formatlarda gönderilebilir. Gönderilen bir el yazması ile veri tabanında bulunan içerik arasındaki benzerlik yüzdesini gösteren bir benzerlik raporu hazırlanır. Kullanıcılar daha sonra orijinal ve veri tabanı belgelerini yan yana karşılaştırır. Editör daha sonra tespit edilen benzerliğin meşru olup olmadığına veya daha fazla araştırmanın gerekli olup olmadığına karar verebilir. Crossref üyeleri yeni içerik kaydettiklerinde Turnitin'in öğeyi dizine eklemek ve veri tabanına eklemek için kullandığı tam metinlerine bir bağlantı sağlar. Böylece veri tabanı sürekli genişler ve güncel kalır. This is a closer example of a similarity check report. It shows the percentage of text that's similar and what those matches are and where they come from. Editors can review this and click for more information. However, the similarity percentage can be misleading if it's not interpreted properly. Some text might be similar, such as properly cited references or standard scientific descriptions, for example, in the material and method section. Users can also exclude certain sections of text or sources or select a specific threshold where the system will notify them of any matches that exceed it. Ekrandaki örnek bu benzerlik raporuna güzel bir örnek diyebiliriz. Gönderilen belge ile veri tabanında bulunanlar arasında benzer olan metin yüzdesini gösterir. Editörler eşleşen kısımları inceleyebilir ve daha fazla bilgi için tıklayabilirler. Ancak doğru yorumlanmadığı takdirde benzerlik yüzdesi yanıltıcı olabilir. Düzgün atıfta bulunulan referanslar veya standart bilimsel açıklamalar gibi bazı metinler, örneğin bir deneyde veya araştırmada kullanılan materyaller ve yöntemler gibi benzer olabilir. Kullanıcılar metnin veya kaynakların belirli bölümlerini hariç tutabilir veya bir yüzde eşiği ayarlayabilir. Members must be registering content and assigning DOIs to use the service. They need to participate. They need to let their content be indexed so that it can be included in the Turnitin database. And this is done by adding as crawled URLs to the metadata of each item registered. A full text URL is a link that takes a crawler directly to the full text content on the website. And it allows Turnitin to scan the text, but it doesn't provide any outside readers to
access to outside readers to the content. So if you're a Crossref member and you're assigning article level DOIs to the content and you have the links, then you can participate in the service. And you can check that on this page by entering your member name and clicking search. That will let you know if you can participate or not, and provide information on how you can provide these URLs if you're not yet eligible. Üyeler hizmeti kullanmak için içerik kaydettirmeli ve DOI'ler atamalıdır. Yükümlülüklerden biri içeriğin Turnitin veri tabanına dahil edilmesi için dizine eklenmesini sağlamaktır. İndeksleme Crossref'e kaydedilmiş her içerik öğesinin metadatasına taranan URL'ler eklenerek yapılır. Hizmete başvurmak için tam metin URL'leri metadatanın en az %90'ına eklenmelidir. Tam metin URL'si tarayıcı hizmetleri tarafından içeriği dizine eklemek için kullanılan belirli bir tarayıcı dostu bağlantıdır. DOI ile ilişkili PDF tam metin içeriğinin konumunu gösterir. Turnitin hizmetinin metni gönderilen el yazmalarına karşı taramasına izin verir, ancak dışarıdan okuyucunun içeriğe erişimini sağlamaz. Taranan URL'lerin DOI kaynak URL'lerinde aynı bile olsa yine de taranan URL'ler olarak ayrı ayrı girmeniz gerekir. There are some fees for participating in this service, which are listed on this page and on the fees page in our website. Benzerlik kontrolü hizmeti için iki ücret vardır. Crossref üyelik ücretlerinin %20'sine eşit yıllık bir idari ücret almaktadır ve bu fiyat bilgilerini de ekranda görebilirsiniz. And then the final piece is that we'd like to talk a bit about how you can get help and some things that you might need to know. Bu son kısımda daha fazla yardım ve destek için neler yapılabilir? Bundan bahsetmek istiyoruz. A lot of the members that we have in Turkey work with sponsoring organizations. These organizations can be very helpful by providing technical, billing and language support to our members. Sometimes organizations need to transfer between sponsors, or they decide to work with a sponsor to get help with their publications. It's okay for you to do that, but you need to make it, it needs to be clear, both to Crossref and between the sponsors, that you want this to happen. And you must have permission from the various parties in order to be able to do so. Bu kısımda bir sponsor organizasyondan diğerine transfer etmek isterseniz, yeni sponsor organizasyonunun tarafından sağlanan bağlantı aracılığıyla çevrim içi sponsor üye başvuru formunu doldurmanız gereklidir. Türkiye'de sponsorluk konusunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Lütfen mevcut DOI ön ekinizi ve başvuru formunda belirtilen mevcut sponsor organizasyona adınızı ekleyin. Transfer tamamlandığında DOI ön eki ve giriş bilgilerinizi yeni sponsor kuruluşunuza aktaracağız ve aktarımın sizinle birlikte tamamlandığını onaylayacağız. And we have a dedicated support team that you can contact with any technical issues, either
on this website listed on the slide or emailing support@crossref.org. Paul at the bottom has been helping us with questions today, so we need to say thank you to him. But they will help with any questions that you have. And there's also very good information on how to work with Crossref metadata and our services at our support centre at support.crossref.org. Slaytlarda listelenen web sitesi aracılığıyla veya support@crossref.org adresine e-posta göndererek herhangi bir teknik sorunla iletişime geçebileceğiniz özel bir destek ekibimiz vardır. Bugünkü sorduğunuz sorularla ilgili olarak destek ekibimizden Paul bize yardım etmektedir. Kendisine teşekkür ediyoruz. Metadataları nasıl depolayacağımız, koruyacağımız ve alacağımız hakkında önemli bilgiler, hizmetlerimiz hakkında bilgiler, teknik açıklamalar, örneklerle support.crossref.org adresindeki destek merkezimizi ziyaret edebilirsiniz. Dokümanlarımızda sorunuzun yanıtını bulamazsınız. Burada belirli sorular için istek ve talep her zaman gönderebilirsiniz. And finally, we're also launching a community forum at Crossref. You can find it at the website listed, and it's a place to ask open questions to our support team and to get feedback from other members on how to use Crossref services. It's open to everyone, so we'd invite you to have a look and to get involved with this public forum. Ekranda da göreceğiniz üzere web sitesinde community.crossref.org'da da belirtildiği gibi bir topluluk forumu açıyoruz. Bu herkese açık bir forumdur. Lütfen buraya bakın, inceleyin. Dediğim gibi bu web sitesi üzerinden erişebilirsiniz. And finally, you can follow us on various forums. You can look at our website. My best advice to find out what Crossref is doing is to read our blog at crossref.org, where we provide regular updates on tools and services. And I would also like to take this opportunity to say thank you for joining us today and for asking questions. Son olarak ekranda göreceğiniz üzere bizi birçok yerden takip edebilirsiniz. Bizi lütfen takip edin, web sitelerimizi inceleyin. Özellikle önermek istediğimiz kısımda da blogdan bizleri takip edebilirsiniz. Çünkü biz sürekli buraya yeni güncel veriler eklemekteyiz. Bugün için bu webinara katıldığınız için de özel olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Ayırmış olduğunuz vakit için. I'd also like to say a massive thank you to Emre and the Turkish Librarians Association for helping us, Vanessa and I, work with the webinar and make it possible. And Dogan, for your excellent translation work. Son olarak da Atılım Üniversitesi Kütüphane Müdürü Emre Bey'e özellikle teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda TKD'ye de bu güzel webinari hazırladıkları için ve aynı zamanda da çevirmene. It's because of the help that we get from our communities that we can do outreach and hopefully continue to provide helpful resources for our members. Sizlerin yardımıyla sizlere daha güzel bir hizmet sunacağımızı düşünüyoruz. We will send around a recording of the webinar plus the slides to everyone who joined us today. We'll also stay online for a few more minutes in case people have more questions that they would like to ask via the chat window. (Clears throat)
Yine birkaç dakika online olarak kalacağız. Aynı zamanda bize sormak istediğiniz sorular varsa chat box'tan gönderebilirsiniz. Soruların cevaplarını size ayrıca sunum sonrasında ileteceğiz.